İyi ki Karadeniz bölgesi var. Yoksa İstanbul'un hali harap olurdu. Malum Türkiye'nin 81 ili ve 7 bölgesi var. Hiçbir zaman iller ve bölgeler arasında ayrım ve küçümseme yoluna gitmedim. İstanbul'un 39 ilçesi var. AK Parti 36 ilçede kendi adayını gösterdi. Zaten kendi belediyesi olmayan Beşiktaş, Maltepe ve Silivri ilçelerinde de MHP adaylarını açıkladı. Buraya kadar her şey yolunda. Sosyal medyaya baktım. Gazeteci yazar Ali Tarakçı dostum şunları yazmış. AK Parti'nin 37 ki bu 36 olmalıydı. İstanbul İlçe Belediye Başkan adayından 23'ü Karadenizli. Bunların içinde 8'i Trabzonlu, 6'sı Rizeli, 4'ü Ordulu, 2'si Giresunlu, 2'si Kastamonulu, 1'i Çorumlu. Diğerlerinin ikisi Malatyalı, ikisi Sivaslı, ikisi Adıyamanlı. İkisi İstanbullu, biri Erzincanlı, biri Siirtli, biri Antalyalı, biri Muşlu, ikisi Erzurumlu. 3 MHP'li adaydan biri Silivrili, biri Artvinli, biri Denizlili. Toplam 23 Karadenizli aday. 40 adayın %60'ı Karadenizli yazmış. Bu fakir zaten bir önceki sayımızda Karadeniz'de adayların bolluğunu yazmıştı. Ali Tarakçı'nın yazmadığı daha ilginç ve manidar bilgiler bende mevcut. Ama şu aşamada yazıp kimseyi üzmek istemediğim için yazmayacağım. Birçok siyasi parti lideri aday belirlerken o kadar bencil ve ben merkezli hareket ediyor ki bazı ilçelerle alakalı aldıkları kararları görünce siyaset ne kadar da çirkin bir şey diyesim geliyor. Asıl doğru kararı vermek seçmenin işi olsa gerek. İşimiz gereği sık sık seçmenle yüz yüzeyiz. Eğer siyasilerin kendilerini aday dayattığına inanıyorlarsa oy vermezlerse, yapılan dayatmanın geri teptiği ortaya çıkarsa siyasiler de bir daha dayatma yapmazlar. Artvinli bir vatandaşı Şanlıurfa'da aday gösterir ve seçmende tıpış tıpış gidip oy verirse elbette ki siyasiler de demek ki yaptığımız doğru deyip bu tür icatlere devam edeceklerdir. Ve ediyorlar da. Cenab-ı Hak ayette ne diyor? Neye layıksanız onunla yönetilirsiniz diyor. Seçmen akıllı, uyanık ve bilgili olursa parti ismi değişmeksizin hiçbir genel başkan kendi kafasına göre hareket edemeyecek. Bunun olması için de seçmenin çok bilinçli olması gerekir diye düşünüyorum. En basiti bakar mısınız? Meslektaşım Ali Tarakçı hesaplamış. AK Parti İstanbul ilçe belediye başkan adaylarının %60'ı Karadeniz bölgesine mensupmuş. Hani Türkiye 7 bölgeydi. İsminde adalet olan bir parti bunu yaparsa diğerleri ne yapmaz? Aday adaylarının böcek kadar değeri yokmuş. Siyasi partilerin çoğunda aday adaylarına böcek kadar değer verilmediğini biliyordum. Ancak 31 Mart 2019 seçimleri öncesi AK Parti'den Zeytinburnu Belediye Başkanlığı için aday adaylık başvurusu yaptık. Benim gibi 14 tane daha arkadaşım istenen başvuru bedelini yatırdı ve istenen bütün belgeleri tedarik ederek başvurusunu yaptı. Hiçbirimiz de Genel Merkez ve İl Başkanlığı bizi seçecek, biz bulunmaz Bursa kumaşıyız moduna girmedik. Diğer aday adaylarını bilmem ama şahsen ben bu sürecin daha onurlu bir şekilde yürütülebileceğini düşünmüştüm. Mesela ilk olarak ilçede bulunan teşkilat mensuplarının katıldığı tanıtım toplantısında her aday adayına beşer dakika kendisini tanıtma ve aday olması halinde ne tür projelerini hayata geçireceğini söylemesine fırsat verilmeliydi. Aday adaylık başvurusu yapmayanlar içinde adayı yapılacak olan kişi varsa o kişiye sen de git aday adaylığı başvurunu yap demeleri insani ve ahlaki olurdu. Bu tepeden indirme anlayışı kimseye bir şey kazandırmaz. Ben güçlüyüm, istediğimi yaparım. Herkes de bunu kabul edecek demek. Ne derece doğru okurlarımın inisiyatifine bırakıyorum. 29 Aralık 2018 Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan aday tanıtım toplantısına gittim. İstanbul'da 455 tane aday adayı vardı. Bunlara ne toplantıya katılmalarıyla alakalı bir mesaj geldi ne de kendilerine yer ayırmıştı. Oysaki iki kez aday adaylarını yemeğe davet eden AK Parti İstanbul İl Başkanlığı bunu da düşünmüş olmalıydı. Bu konuyu daha da uzatmadan özet olarak aday adaylarının böcek kadar değeri yoktu dersem siz anlayın gerisini yazmaya bile gerek yok. İstanbul ve Ankara seçim sonuçları AK Parti ve CHP için çok ama çok mühim. İstanbul ve Ankara seçimleri çok önemli. Yaklaşık olarak Türkiye'de 55 milyon seçmen var. Bunun 16 milyonu İstanbul ve Ankara'da yaşıyor. Ankara Türkiye'nin başkenti. İstanbul, Türkiye'nin ekonomi merkezi konumunda. Ülkede toplanan vergilerin yarısı buradan toplanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan birçok konuşmasında İstanbul'u kaybeden Türkiye'yi kaybeder der. 31 Mart 2019 mahalli idareler seçiminde CHP İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok büyük şehirde belediye seçimini alamazsa Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun meşruiyeti tartışılması konusu olacak. AK Parti Ankara ve İstanbul'u kaybederse de bu sefer de denilecek ki ülkenin en büyük iki ilinde seçimi kaybettin. Hemen erken seçime gidelim söylemleri konuşulacak. Zaten AK Parti idarecileri de tezlerini bu iki ili kazanmak üzere kurgulamış durumda. Ankara ilçelerinde durum ne olur tam bilemem ama Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda CHP ve İyi Parti'nin adayı Mansur Yavaş'ın son şansı olarak terinin son damlasına kadar başkanlığı kazanmak adına çaba harcayacağını biliyorum. İstanbul'da hangi ilçelerde renkli bir seçim geçecek? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın evinin bulunduğu Üsküdar'da, Küçükçekmece'de, Eyüp Sultan'da, Esenyurt'ta ve Zeytinburnu'nda CHP adayları lehine bir değişiklik olabilir. AK Parti'de Büyükçekmece ve Kartal'da CHP adaylarını zorlayabilir ve hatta seçimi alabilir diye bir düşüncenin içindeyim. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Binali Yıldırım'ın sevecenliği ve popüleritesi bir artı değerdir. Ancak Z kuşağı denilen 1990'dan sonra doğan genç seçmenin değişiklikte faydası var. AK Parti 1994 yılından beri yani 24 senedir İstanbul'u yönetiyor. CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu genç ve dinamik. Ona bir şans verelim dediklerini de İstanbul'un bütün ilçelerinde yaptığımız sokak röportajlarında gördüğümü de ifade etmek isterim. Kısa bir süre önce kurucu Esenyurt Belediye Başkanı Doktor Gürbüz Çapan'la yemekli bir toplantıda sohbet etmiştim. Başkan Binali Yıldırım Başbakanlıktan Belediye Başkanlığına dönüş yapan birisi olarak baskı altında bir seçim süreci yaşayacak. CHP adayı İmamoğlu ise ilçe belediye başkanlığından İBB'ye aday yapılmış genç, dinamik, pratik ve başarıya aç bir aday. Bundan dolayı CHP adayı Ekrem İmamoğlu daha özgür ve rahat bir seçim süreci yaşayacak. AKP adayı kaybederse bugüne kadar yakalamış olduğu bütün başarıları gölgede kalmış olacak. Oysa CHP adayının bu tür eksikleri çok. Çapan son olarak Ekrem İmamoğlu'nun seçimi kazanabileceğine inandığını ifade etmişti. Bir basın mensubu olarak biz yayıncılık işimizi yapmaya devam edeceğiz. Hangi aday halkı ikna edip oy alırsa onun başkan olmasını temenni ederiz. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimi halkımıza hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. İşte AK Parti'nin 39 ilçe adayının tam listesi. Adalar İlçesi Özlem Öztekin Vural Ordu Arnavutköy Ahmet Haşim Baltacı Trabzon Ataşehir İsmail Erdem Sivas Avcılar İbrahim Ulusoy Trabzon Bağcılar Lokman Çağırıcı Giresun Bahçeli Evler Doktor Hakan Bahadır Sivas Bakırköy Mehmet Umur Kastamonu Başakşehir Yasin Kartoğlu Malatya Bayrampaşa Atilla Aydıner Rize Beşiktaş MHP Serkan Toperi Kars Beykoz Murat Aydın Giresun Beylikdüzü Mustafa Necati Işık Muş Beyoğlu Ali Haydar Yıldız Rize Büyükçekmece Mevlüt Uysal Antalya Çatalca Mesut Üner Selanik Göçmeni Çekmeköy Ahmet Poyraz Rize Esenler, Mehmet Tevfik Göksu, Adıyaman. Esenyurt, Azmi Ekinci, Malatya. Eyüp, Deniz Köken, Ordu. Fatih, Ergün Turan, Trabzon. Gazi Osman Paşa, Hasan Tahsin Usta, Trabzon. Güngören, Bünyamin Demir, Trabzon. Kadıköy, Özgül Özkan Yavuz. Kağıthane, Mevlüt Öztekin, Ordu. Kartal, Abu Bekir Taşyürek, Erzurum. Küçükçekmece, Temel Karadeniz, Sivas. Maltepe, MHP, Ahmet Baykan, Artvin. Pendik, Ahmet Cin, Sakarya. Sancaktepe, Şeyma Dövücü, Çorum. Sarıyer, Salih Bayraktar, Trabzon. Silivri, MHP, Volkan Yılmaz, Silivri İstanbul. Sultanbeyli, Hüseyin Keskin, Erzincan. Sultan Gazi, Abdurrahman Dursun, Adıyaman. Şile, İlhan Ocaklı, Sakarya. Şişli, Nihal Yıldırım, Tokat. Tuzla, Doktor Şadi Yazıcı, Erzurum. Ümraniye, İsmet Yıldırım, Rize. Üsküdar, Hilmi Türkmen, Trabzon. Zeytinburnu, Ömer Arısoy, Rize. İstanbul Times Hüseyin Çetiner